Selamlar. Bugün şeker hamuru tarifiyle sizlerleyiz. Ana malzememiz marshmallow ve pudra şekeri. Öncelikle marshmallow'umuzun renklerini ayırıyoruz. Benim aldığım pakette pembe ve beyaz vardı. Ben beyaz bir hamur istediğim için beyazı kullandım. Pembeyi de ayırıp ayrıca aynı işlemleri uygulayarak pembe renk bir şeker hamuru elde edebilirsiniz. Bunu mavi yapmak isterseniz mavili marshmallow'lar var. Onları da kullanabilirsiniz. Öncelikle dediğim gibi marshmallow'ların rengini bir ayırıyoruz. Sonrasında içerisine bir yemek kaşığı kadar su koyuyoruz ve birazcık tereyağı ekliyoruz. Daha sonra ısıtmış olduğumuz suyun üzerine marshmallow'u koymuş olduğumuz tabağımızı, kabımızı koyuyoruz. Benmer usulü marshmallow'u eritiyorum. Yalnız şunu söyleyeyim, o tabaktan marshmallow çok zor çıkıyor, yapışıyor, bayağı bir yapışkan oluyor. Bilginiz olsun. Ona göre bir kap seçimi yaparsanız sizin için iyi olur. Çıkıyor ama çok zorluyor sizi. Marshmallow iyice eridikten sonra pudra şekerimizi alıyoruz. Pudra şekeri içinse bir oran veremiyorum. Hamur kıvamına gelene kadar pudra şekerini ilave ederek böyle karıştırırca pudra şekeri ekliyorum. Ve bu işlem de sizi zorlayacak. Gerçekten çok yapışkan bir şey. Ben önce kaşıkla bir karıştırmayı tercih ediyorum. Pudra şekerini ekleyip karıştırıp kıvamı olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, artık biraz daha böyle hamurumuz kıvama doğru yaklaştı ama daha çok yolumuz var ve ben artık dayanamayıp elle dalıyorum. Dediğim gibi elinize çok yapışacak ama böyle yoğurabiliyoruz ancak ya da böyle kıvamı elde edebiliyoruz. Pudra şekeri eklemeye devam ederek elimle yoğurmaya, toparlamaya devam edeceğim.
Artık hamurumuz iyice toparlandı. Bu şekilde beklemeye alacağım. Buzdolabında bekleteceğim biraz. Böyle yumuşak aslında açıkçası ama böyle kullanmadım. Yapışır mı yapışmaz mı emin değilim. O yüzden izlediğim, baktığım, deneyimlediğim tarif bu. Streçle sarıyorum ve buzdolabında bir yarım saat, bir saat kadar, hatta belki biraz daha fazla da olabilir, beklemeye alıyorum. Buzdolabında biraz beklettikten sonra hamurum kullanıma hazır. Streç filmimi tekrar çıkartıyorum ve daha önce yapmış olduğum tatlış kurabiyelerin üzerine şeker hamurunu yapıştırmak için ilk güzelce merdane yardımıyla açıyorum. Kurabiye boyutunda yapıp yine aynı kurabiyeyi kullandığım kalıplarla şeker hamurunu da kesip kurabiyemin üzerine suyla, bildiğimiz suyu böyle birazcık damlatarak o şekilde yapışıyor zaten. Su yardımıyla yapıştırıyorum kurabiyelerin üzerine. Açması biraz zor oluyor gerçekten. Yani belki bunu dondurmadan yapabilir miyiz bilmiyorum. Denemedim öyle. İki kez denedim şeker hamuru yapmayı ve her ikisinde de ben dondurarak yaptım. Ne kadar zor olsa da sonunda çıkan şeyler çok tatlış oluyor bence. O yüzden değmişti ve yaptığım kişi için de değmişti. Bazen sevdiğimiz kişiler için uğraşmaya değer buluyorum ben böyle şeyleri. Burada gördüğünüz gibi şu anda işte o kurabiyelerimi kestiğim kurabiye hamurumu kestiğim kalıplarla şeker hamurunu da kesiyorum. O kalan parçaları elimle toplayıp daha sonra tekrar açıyorum ve tekrar kullanıyorum. Yani o kalan kısımları tekrar böyle toparlayıp hamur halinde zaten toparlayıp tekrar kullanabilirsiniz. Burada yine söylediğim gibi su sürdüm birazcık hamurun kurabiyeye yapıştıracağım kısmına, yüzeyine. Daha sonra da kurabiyelerimi yapıştırıyorum. Özellikle ben kenarları sürüp böyle kenarları yapıştırmayı tercih ediyorum. Burada kurabiyeler ince olduğu için bazen kenarları kırılıyordu. Ona dikkat edebilirsiniz. Eğer sizinki de ince ise çok böyle bastırmadan yapışıyor zaten. Biraz bekledikten sonra öyle kalkmıyor. Yani genel anlamda ben geçmiş olsun ziyaretine götürmüştüm kurabiyelerimi. Kalabalık bir ortamda denendi ve beğenilmişti. Şeker hamuru yenilebilir bir kıvamda. Evet, biraz tatlı. Yani sağlıklı mı tabii ki orası tartışılır ama ben seviyorum ve afiyetle yedik. Denemek isteyen, deneyen olursa ve yoruma bırakırsa sevinirim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum ve bence abone de olmuşsunuzdur. Teşekkürler. İyi seyirler, afiyet olsun.